Kötülüklerin insanın başına gelen musibetlere kaynaklık etmesine karşın insanın yaptığı iyilikler ve başkalarına yaptığı yardımlar kendi başına gelmekte olan musibetler konusunda bir sadaka olmakta ve onları engellemektedir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette "İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin" buyurulmaktadır. Muhakkak ki Allah'ın yardımı muhsinlere pek yakındır. Muhsinler yani iyilik yapanlar, yardım edenler, insanların sıkıntılarını çözenler. Bu manada iyilik karşımıza musibetleri engelleyen bir faktör olarak Allah'ın yardımını ve rahmetini kişinin üzerine çeken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bir başka ayet-i kerimede "İnnel haseneti yuzhibne seyyiati" buyurulur. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu ayetin tefsirlerine baktığımızda da kişinin başkalarına yaptığı yardımlar ve iyilikler birer sadaka hükmüne geçer ve kendi başına gelmekte olan musibetlere engel olurlar. Bu da bir sadaka türü olarak insanın kendi musibetleriyle ilişkisini belirleyen önemli bir faktördür. Hazreti Ali'nin Kümeyl'e yaptığı tavsiyelerden birinde insanlara iyilik yapmanın, onların sıkıntılarını çözmenin, onlara el uzatmanın kişinin başındaki problemleri çözeceğini, Allah'ın yardımının ona ulaşmasına vesile olacağını ifade eden bir rivayet görürüz. Yine bu hakikati Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir hadisede görürüz. Üç genç bir mağaraya girmişlerdir ve mağaranın kapısı bir kaya tarafından kapatılmıştır. Bu üç kişi hayatı boyunca en önemsedikleri birer iyiliği hatırlatırlar ve her iyilikte kaya biraz daha açılır. Üçüncü kişinin söylediği iyiliğin büyüklüğünden olsa gerek kaya tamamen açılır. Bu sembolik anlatım içerisinde aslında kaya bizim hayatımızdaki problemler ve o kayanın açılması, o kapının açılması, o güneşin görünmesi, bizim yaptığımız bir takım iyilikler, hayat içerisinde sergilediğimiz bazı faziletler üzerinden olacaktır. Bu anlatım bize yine insanın sergilediği iyiliklerin başına gelen olumsuz durumları çözmede nasıl bir etkisi olduğunu bize detaylarıyla hadis kitaplarında anlatmaktadır. Hazreti Mevlana'nın anlattığı bir hadiseye değinelim. Bir gün şehirde bir yangın çıkar. Bir türlü söndürülemez. Bunun karşısında Halife Hazreti Ömer'e gelirler. Bu söndürülemeyen yangın hakkında bilgi vermeye başlarlar. Hazreti Ömer çok ilginç bir tespitte bulunur. Bu yangın insanların cimriliğinden bir parçadır. Siz şunu bunu boş verin de fakirlere, fukaralara hemen yiyecek ve gıda dağıtmaya koyulun. Bu yangının çözümü oradadır gibi bir teklifte bulunur. Aynı hadiseyi tarihçi İbnül Esir de kitabında ifade eder. Hazreti Ömer'in tavsiyesinin tutulduğunu ve o yangının bir türlü sönmemesine karşılık böyle bir yöntem sonrasında aniden söndüğünü İbnül Esir de kendi kitabında belirtmek durumunda kalır. Hadislerde sadakanın Allah'ın gazabını teskin ettiğini, kişinin yaşadığı zararları giderdiğini belirten rivayetler görürüz. Sadaka belayı def eder diye halk içerisinde yaygın sözünde kaynağı bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla sadaka evet kişinin başındaki olumsuz hadiseleri giderir. Ancak sadaka sadece maddi yardımlardan ibaret bir konu değildir. Maddi yardımlar sadakanın sadece belli bir boyutudur. Sadaka her türlü iyiliği içerisine alan çok geniş bir kavramdır. Sadakalar maddi olabildiği gibi hasbilik, fedakarlık gibi manevi de olabilir. Gülümsemek bir sadakadır. Güzel söz söylemek bir sadakadır. İnsanlara yapılan her türlü yardımlar sadakadır. Ve dolayısıyla hayatını bu sadakalar içerisinde geçiren, bulduğu her türlü yardım fırsatını değerlendiren insan
yaşamış olduğu veya yaşayacağı musibetlere de bir göndermede bulunmakta ve onların önünü kader planında bile çoğu kez almış olmaktadır. Yine nasihat de bir sadakadır. Bir başkasına yaptığımız ve onun istifade ettiği. İlim de bir sadakadır. Ve Allah'ın insanlara nasip ettiği mallardan bir türdür. Ve bu ilmi de muhtaç olanlara ulaştırmak, onların dünyalarına onu sevk etmek bu noktada bir sadakadır. Ve bu sadakalarda yine kişinin başına gelen musibetlerde etkili kılınmış ve Cenab-ı Hak tarafından bu hadiselerin engellenmesinde bir faktör olarak insana bir imkan çerçevesinde sunulmuştur. Musibetlerden bazıları da vermemiz gereken şeyleri vermediğimiz için, yapmamız gereken bazı iyilikleri ihmal ettiğimiz için, uzatmamız gereken elleri uzatmadığımız için, yardımına koşmamız gereken insanların yardımına koşmadığımız için, başımıza gelmiş olduğu için, bu manada bu konularda yaptığımız bütün yatırımlar, attığımız bütün adımlar bu hatamızı da ortadan kaldıracak ve dolayısıyla yine kader sayfalarından bize yönelmekte olan bu olumsuz hadiseleri daha bize ulaşmadan çözecektir. Aslında her türlü iyilik, her türlü sadaka musibetin kaynağına gönderilmiş bir mesajdır. Bu mesaj şudur: ben kendi irademle kendi halimi düzeltiyorum ve bu iyiliklerden uzak ve mahrum halimi değiştiriyorum. Zaten hikmeti beni bu iyiliklere sevk etmek olacak olan bu musibete haber gönderiyorum. Manasında aslında onları durduran, bizim dünyamıza daha ulaşmadan Cenab-ı Hak tarafından onların silinmesine vesile olan çok değerli bir imkandır.